والصلاه عليه وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الايه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم يوم القيامة. صدق رسول الله ونتك حبيبنا وحبيب الله. Çok aziz ve muhterem Müslümanlar, İsviçre'ye geleli takriben 4 ay oldu. 4 ay içerisinde bu ikinci düğün salonuna gelerek konuşma imkanını buluyoruz. Bugüne kadar camilerde camiye gelenlere konuşuyorduk. Şimdi ise salonlara taşımak suretiyle salonlarda konuşmayı daha faydalı ve daha verimli olarak görüyor. Bundan böyle Cenab-ı Hak nasip ederse sadece düğün merasimlerinde değil, konferans ve seminer mahiyetinde camilerde bölgelere göre konuşmalar tertip edilecek ve konuşmalarımızı salonlara taşırmaya karar vermiş bulunuyoruz. Bugün bir nikah merasimi, bir düğün akdi münasebetiyle hep buraya davet edilmiş bulunuyoruz. Konuşmama başlarken bu merasimin Allah'ın rızasına uygun olmasını ve hayırlara vesile olmasını her iki eş ve her iki aile için ve beşeriyet için hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ve niyaz ediyorum. Muhterem kardeşlerim, bu tür adetler milli harsımıza uygun, tarihimize uygun, geleneklerimize uygun, örflerimize uygun olan adetlerdir. Her iki aile bu salonda sünnet-i seniyeye uygun bir şekilde merasim tertip ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah onlardan da ve sizlerden de razı olsun. Aziz kardeşlerim, 2 saate yakın bir zamandan beri burada bulunuyorsunuz ve hatip arkadaşlarımızı dinlediniz. Esasen bir insanın dinleme kabiliyeti ve konuşulanları anlayabilme kabiliyeti 40 dakika, 45 dakikadır. Ondan sonra konuşmaları tahammülle ve sabırla dinlemek mecburiyeti hasıl oluyor. İnşallah biraz daha sabrederseniz, sabrınızı taşırmadan bazı mühim, temel noktalara dokunmak istiyorum. Muhterem kardeşlerim, bu toplantı nişan değil, düğün merasimi ve akit olması münasebetiyle müsaadenizle İslam'a göre iki eş, iki namzet nasıl evlenir ve günümüzde evlenme şekli nasıldır? Ve yine ilave etmek istiyorum, İslam'a göre başlık nedir ama günümüzdeki başlığın tatbikatı ve uygulaması nedir? Bunları İslam'ın ölçülerini ele alarak vermek mecburiyetindeyiz. Millet olarak bugüne kadar şaşırdığımız bütün noktalar elimizde İslami kriterler, İslami ölçüler olmadığı için şaşırıyoruz. Eğer ölçülere sahip olacak olursak, İslam'ın ortaya koymuş olduğu kriterleri tam anlayabilecek olursak, bundan böyle şaşırmadan kızımızı gelin eder, oğlumuzu ona göre evlendiririz. Şimdi muhterem kardeşlerim, önce
Türkiye'mizde, cennet vatanımızda her yönüyle bağlı bulunduğumuz ve şehitlerin kanını temsil eden bayrağımıza bağlı olarak ve cennet vatan dediğimiz o vatanımızda, Müslüman Türkiye'de dünürcülük veya kız verme, oğlan evlendirme şekilleri şöyle oluyor bazı kesimlerde, bazı yörelerde ve bazı bölgelerde. Benim bulunduğum bölgeleri söylüyorum. Başka yerlerde değişik tipleri olabilir. Evlenecek damat, namzet olan, evlenmeye namzet olan, damatla namzet olan delikanlı, alacağı kızı hiç görmeden, hiç kendisiyle konuşmadan, hiç görüşmeden annesi, babası veya o köyün veya o mahallenin ileri gelenleri giderler, dünürcü olurlar. Kızı isterler. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınızı istemeye geldik derler. Çeşitli gidiş ve gelişlerden sonra nihayet kız verilir ve belirli bir başlık tespit edilir. Bu başlıktan sonra düğün yapılır. Gelin hanım eve gelinceye kadar telli duvaklı olup odaya gelip ininceye kadar damat bey gelinin nasıl olduğunu, kim olduğunu, ne olduğunu bilemez. Bizim bölgelerimizdeki tatbikat bu. Ankara'nın büyük çevrelerinde tatbikat budur. Delikanlının alacağı kızı görmesi çok ayıptır. Çok utanç verici bir davranıştır. Bundan dolayı babası ve büyükleri gider alır getirirler. İsterse kabul etsin, isterse beğensin, isterse beğenmesin. Yani tek ifadeyle babası beğeniyor, anası beğeniyor. Evet, alacak olan kendisiyle devamlı ölünceye kadar, Allah'ın ömür verdiği kadar hayat sürecek olan delikanlı eşini göremiyor ve eşini beğenerek almıyor. Tabiatıyla kızcağız da o delikanlıyı görmüyor. Kazara eğer bir köydeyseler, yine başka sebeplerden dolayı bir yere bir araya gelmişlerse, uzaktan uzağa görmüşse ancak o kadar biliyor. Bunun dışında ne kız oğlanı ne de oğlan kızı görebilir ve tanıyabilir. Bu tamamen İslam'a aykırıdır. Bu prensip yanlıştır. Bunun İslam'la alakası yoktur. Bunun sünnetle alakası yoktur. Bunun fahri kainatın emriyle katiyen ve katıbeten alakası yoktur. Bu uygulama ve bu tatbikat yanlıştır. İslam'a göre, İslami esaslara ve kriterlere göre dünürcülük nasıl olur? Bir delikanlı nasıl evlenmelidir? Ve bu davranışlar nasıl olmalıdır? Dünürcülüğe nasıl gidilir? Aziz kardeşlerim, önce damat olacak tarafın dünürcüleri kızcağızın babasına, annesine ve ailesine müracaatta bulunurlar. Biz sizin kızınızı oğlumuzu almak istiyoruz. Aile olarak bizi bilmiyorsanız tanıyalım, tanıtalım. Birbirlerini tanıttıktan sonra kız babası ve annesi, ailesi vermeyi kabul ettikten sonra görüşmeler başlayacaksa, İslam'a göre önce damat namzeti olan delikanlı İslami usul ve prensipler dahilinde gider kızı görür. Kız da gerekiyorsa, olur ki kız dilsiz olabilir, ahraz olabilir veya eve geldikten sonra delikanlı o kızı beğenmeyebilir. Ha, kızcağızı anasının yanında veya babasının yanında, oğlanın anası veya babası, kızın anası veya babası veya oğlanın amcası, dayısı veya teyzesi, kızın amcası, teyzesi veya dayısı, yani mahremlerinin yanında karşılıklı bir araya gelirler. Kızcağız bir kahve veya bir çay pişirir, getirir, cemaate dağıtır. Damat olacak arkadaş, delikanlı kıza bakar. Kız da
alınacak olan, istikbalde beraberce hayat sürecek olan delikanlıya bakar. Bu bakış, beğenmeye, birbirlerini tanımaya yeterliyse her iki taraf kararını verir, ondan sonra oradan ayrılırlar. Bu defa ciddi bir manada, ciddi bir şekilde dünürcüler giderler ve o kızcağızı isterler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asrında, o devirde muhacirinden bir tanesi, Mekke'den Medine'ye hicret eden bir zat, Ensardan birinin kızını istemeye gitti. Kızı istediler. Arkasından Resul-i Zişan Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, Ensardan falanın kızını almak istiyorum. Ne buyurursunuz? Peygamberimiz o delikanlıya buyurdular ki, alacağın kızı gördün mü? Hayır ya Resulallah, görmedim. Alamazsın öylesin. Göreceksin, kızı tanıyacaksın. Kızla bu manada İslami ölçüler dahilinde mahremlerin yanında gidip oturup göreceksin. Ve dikkat et, Ensar'ın yani Medine'de yerleşik olan Medine yerlilerin kızlarının gözleri küçük olur. Ona dikkat et, gözünün küçük olması hoşuna gitmeyebilir. Bak, beğen, ondan sonra al, yoksa ileride imtizaç edemezsiniz. Ondan sonra ayrılık başlar. Ondan sonra boşama başlar. Ondan sonra aile içinde huzursuzluk başlar. Gelecekte bir aile yuvasının yıkılmaması için gençlerin, çiftlerin mutlaka birbirlerini görerek ve beğenerek almaları gerekir. Bunun dışında muhterem kardeşlerim, Anadolu'da yapılan, biraz önce ifade ettiğim o şekilde bir kız isteme, gelin yapma hususu İslami esaslara, Peygamberimizin hadisine ve İslam'ın tatbikatına aykırıdır. Anadolu'daki bu tatbikat, aziz kardeşlerim, geri bir tatbikattır, bir uygulamadır. Tefrit derecede yanlış bir ölçüdür, yanlış bir anlayıştır. Ama ben bir uygulamayı daha söylemek istiyorum, o da yanlış. Büyük şehirlerde delikanlılar nasıl kız beğenir? Onlar nasıl anlaşırlar? Anadolu'daki tatbikatın bazı kısımları böyle, bu yanlış. Şimdi muhterem kardeşlerim, gelişmiş bölgelerde, şehirlerde bir delikanlı kız alacaksa ya sinemada görüşüyor veya bir diskotekte buluşuyor veya bir sokakta anlaşarak bir araya geliyorlar. Veya telefonlaşarak randevu alıp herhangi bir sokakta ve bir caddede buluşuyorlar. Buluşuyorlar, konuşuyorlar. Ondan sonra sohbet ediyorlar. Parkları falan geziyorlar. Beraberce sinemaya gidiyorlar. Gayri meşru bir şekilde hayat devam ettiriyorlar. Ondan sonra gelip anasına babasına diyor ki, ben falanın kızını alacağım diyor. Bu da İslam'a aykırıdır, bu da yanlıştır. Böyle bir tanışmayı İslam kabul etmiyor. Köylerde, Anadolu'daki o tatbikat nasıl geri bir tatbikat, yanlışsa, İslam'a aykırıysa, bu derece ileri bulunan ve çok açık bir şekilde yapılan bu anlaşma İslam'a aykırıdır. O delikanlının o kızla gezmesi haramdır. O kızın elini tutması zinadır. O kızla konuşması zinadır. O kıza her türlü bakışı zinadır ve böyle bir tatbikat ve uygulama İslam'a aykırıdır. Her iki uygulama yanlıştır. İslam'ın emrettiği şekildeki uygulama, biraz önce ifade ettiğim uygulamadır. Karşılıklı mahremlerin yanında buluşacaklar, konuşacaklar, birbirlerini kabul ettikten sonra, ondan sonra evlenme işi başlayacak. Muhterem kardeşlerim, Türkiye'mizde yanlış bir tatbikat, bir uygulama daha var. Bu da nedir? Başlık meselesi. Başlık. Doğu'da ve Anadolu'nun bazı yerlerinde duyuyoruz. 5 milyon liralık başlık, 10 milyon liralık başlık, 50 milyon liralık takı, 60 milyon liralık takı, gazetelerde, gazete sütunlarından takip ettiğimiz bu başlık meselesi de yanlıştır ve bunun adı İslam'da başlık değil. İslami ölçüye göre, İslam hukukunun ifadesine göre
Bunun adı başlık değil, bunun adı mihirdir. Anadolu'da başlık deniliyor. Ama bunun adı, gerçek ilimdeki adı mihirdir. Mihir iki şekildedir. Mihri müeccel, E ile başlıyor. Mihri müeccel, tecilden gelir. İkincisi, mihri muaccel, ayn ile başlıyor. Biri peşin olan mihir, diğeri ise ödünç olan, bilahire ödünecek olan mihir. Bu şekilde ikiye ayrılır. Bir kızın mihri, mihri misil diye tabir edilir İslam hukukunda. O köyde, o mahallede, o şehirde emsali olan kızlar hangi başlık dedikleri, hangi mihirle veriliyorsa o köyde, o mahallede, o şehirdeki kızın mihri de onun üzerinden değerlendirilebilir. Ama her iki taraf anlaşırsa, ondan fazla da olabilir. Her iki taraf anlaşırsa, ondan aşağı da olabilir. Mihrin en hayırlısı, en ucuz olanıdır, en az olanıdır buyuruyor Peygamberimiz. Şimdi muhterem kardeşlerim, bu mihir nasıl tespit edilir ve bu mihir nasıl olacaktır? Aziz kardeşlerim, mihir tespiti şöyledir. Mihri müeccel. Faraza, bir kızcağızın mihri kesilirken şahitlerin huzurunda, velisinin huzurunda, şahitlerin huzurunda mihir tespit edilir. Kabul edelim ki ortalama bir rakam verelim. 2 milyon liralık para, nakit olarak para ortaya konuyor. 4 tane bilezik, 1 gerdanlık, 2 tane küpe, 1 tane de altın yüzük. Tabi kızı altın yüzük, oğlan için de gümüş yüzük olması lazım. Altın yüzük erkeğe haramdır. Erkek süslenemez. Erkeğin süsü erkekliktir. Bütün süsler kadınlar içindir. Ziynetler kadınlara helaldir. Ama altın, ipek erkeklere haramdır. Erkek süslenemez kadın gibi. Bütün ziynetler kadınlar için. Muhterem kardeşlerim, evet, gelin hanımın yüzü altın olacak. Delikanlının yüzü gümüş olacak ve bu tespit yapıldıktan sonra orada konuşuluyor. Benim 2 milyon lira nakdim yok. 1 milyon lirasını verebilirim. Şahitler huzurunda kağıt çıkarılır, kalem çıkarılır. 2 milyon mihri vardır. 1 milyonu peşin, 1 milyonu da bilahire sonradan vermek şartıyla. İsterlerse tarih de belirtebilirler. Sonra vermek suretiyle bono imza edilir. Her iki taraf altına imza koyar, şahitler de imza ederler. 4 bilezik, 1 gerdanlık, 2 küpe, 1 yüzük, bunlar yazılır ve ondan sonra mobilyası varsa o da yazılır. Makinesi varsa o da yazılır. Ütüsü varsa o da yazılır. Bütün bunlar hesaplanır, yazılır, tescil edilir. Şahitler huzurunda altına imza konur. Şimdi bunun adına İslam'da peşin alınana mihri müeccel, vadeli olana da mihri müeccel, tecilli. Birincisi peşin olan mihri müeccel. Bu şekilde senetle tespit edilir. Senet kızın babasına verilir ve kız alır onu çantasına veya en mütena bir yerde onu saklar. Mobilya kızındır. Gelin hanımındır. Altınlar gelin hanımındır. Gerdanlık onundur. Evet, bütün o 2 milyon lira peşin olanı, vadeli olan o bonu da onundur. Bütün bunlar gelinindir ve gelinin mihridir. Şimdi gelinin malı olan, gelinin mülkü olan bu servette, bu mihirde kocasının hakkı yok. Babası, ben kızımı yetiştirdim. Bu kadar masraf yaptım. Ben bu kızımı bu ana kadar çeşitli masraflarla meydana getirdim. 2 milyonun, 1 milyonun benim hakkımdır. Başlık olarak ben bunu yiyeceğim derse bu haramdır. Bu haramdır. İslam'da böyle bir başlık alma yoktur. Gelin hanım, gelin olduktan sonra kayınpederin evine gelir. Kayınpeder borçlanmış. Evet, damat deyin de borcu var. Borç harç ederek bunları temin etmişlerse, gelin hanım geldikten sonra hanımefendiler bir araya gelir, damat devreye girer,
Kayınpeder devreye gider. Kaynana devreye girer de şu dört bileziğin ikisini ver de şu borcu verelim derlerse. Gerdallığı satalım derlerse. Ne kaynananın, ne kayınpederin, ne de damat beyin bunda katiyen hakkı yoktur. Gelin hiçbir tanesine bunları vermez. Kimse baskı yapamaz. Kimse elinden alamaz. Ama gelin hanım kendi rızasıyla ve arzusuyla kocasına ödünç olarak verebilir. Veya hibe edebilir. Kayınpederine ödünç olarak verebilir. Veya hibe edebilir. O gelin hanımın kendi anlayışına kalmış bir şeydir. Bu gelin bu servetle beraber zekat vermeye mecbur. O bileziklerin zekatını verecek. 86 gramı geçer geçmez tartacak. Ya paraya tahvil ederek zekatını verecek. Ya altın olarak tartacak. 86 gramı geçtikten sonraki gramlar için zekat ödeyecek. O gelin hanım kurban kesecek. Kurban ona vaciptir. Ve o gelin hanım 2 milyon lirayı almışsa elindeyse o sene içerisinde gelin hanıma haç etmek farz olur. O yıl içerisinde gelin hanım hacca gitmek mecburiyetindedir. Niye? Kocası fakir, hiç enterese etmez. Kayınpederi fakirleşmiş, hiç enterese etmez. O gelin hanımın mülküdür, onunla zengin olmuştur. Kocası mani olmak isterse mani olamaz. O deli, o gelin hanım hacca gider. Bir gelinin, bir kadının kocasına karşı itaat etmek mecburiyeti vardır. Ancak bir yere kadar. Kocasının emriyle Allah'ın emri bir araya gelirse, gelin kocasının emrini mi dinleyecek, Allah'ın emrini mi dinleyecek? Tabiatıyla Allah'ın emrini dinleyecek. Allahü Zülcelal o gelin hanıma hac etmek farz olduğu için o yıl içerisinde hacca gidecektir. Kocasını dinlemez, kayınpederini dinlemez, kayınanasını dinlemez. Kimle gidecek? Babası varsa babasıyla gidecek. Dayısı varsa dayısıyla gidecek. Amcası varsa amcasıyla gidecek. Yani kardeşi varsa kardeşiyle gidecek. Kocasının durumu müsaitse onunla beraber gidecek. Kendisine nikah düşmeyen mahremiyle beraber o yıl içerisinde hac etmek o gelinin hakkıdır. Kocası buna mani olamaz. Bir koca karısının nafile namazına mani olabilir. Bir koca karısına nafile oruç tutturmayabilir. Bir koca karısına nafile hac yaptırmayabilir. Ama bir koca karısına farz namazı kılmayacaksın dediği zaman kadın onu dinlemez. Bir kadın kocası sen oruç tutmayacaksın, yılda bir ay farz olan orucu tutmayacaksın derse kocasını tanımaz. Farz olan hacca gitmek istediği zaman kocası gitmeyeceksin dese kocasını tanımaz. İslam bu hakkı kadına vermiştir. Muhterem kardeşlerim, bundan dolayı bazı yörelerde ve bölgelerde cehaletten doğan çarpık ve sapık zihniyetlerle böyle dümürcülükler yasaktır. Böyle gelin yapmalar ve bu şekilde başlık teraneleri yanlıştır ve İslam'a aykırıdır. Ve bir gelin hanım bunlar bu mihirlerle bu vecibeleri, bu farizaları yerine getirmek mecburiyetindedir. Anadolu'da öyle adetler vardır ki gelin hanımın altını var, bileziği var, gerdanlığı var, koltuğu var, her şeysi var. Ve hatta parası da var. Kurban kesmesi katiyen düşünülemez. Aa çok ayıptır ya. Falanın gelini de kurban kesiyormuş. Falanın gelini de babası, kayınpederi, kayınvalidesi hacca gitmemiş. Falanın gelini hacca gidiyormuş. Aa ne kadar ayıp şey. Allah'ın emrettiği şeyin adı ayıp olmuştur. Cehaletten doğuyor bu. Bilgisizlikten doğuyor. Cehalet karanlığından meydana geliyor. Onun içindir ki Müslüman İslam'ı bilerek hareket etmek mecburiyetindedir. İslam'ı bilerek adım atmak mecburiyetindeyiz. Muhterem kardeşlerim, Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki tünkehul mer'etu li erba'in limaliha ve li cemaliha ve li hasebiha ve li diniha terubet yedâke fazfar bizâtiddin. Bir kadın, bir kızcağız dört şeyden dolayı nikah edilir. Bir, zenginliğinden dolayı nikah edilir.
2, güzelliğinden dolayı nikah edilir. 3, soylu olduğundan dolayı nikah edilir. 4, dindar olduğu için, ahlaklı, edepli, dinine, Allah'ına, Kur'an'ına bağlı olduğu için nikah edilir. Şimdi dikkat ediniz, bir kızcağızın alınmasında, nikah edilmesinde Allah Resulü 4 maddeyi ortaya koyuyor ve sıralıyor. En son maddesi dindar olanı. Terubet yedake, Allah iyiliğini versin ey delikanlı. Elin yüzün toprak olsun ey delikanlı. Fezfar bizati din. Güzellik geçicidir, fanidir. Bir gün yaş ilerledikçe güzellik gider. Mühim değil. Zenginlik, bir kadının zengin oluşu tepeden bakışlara vesile olabilir. Benim mülkümde, benim evimde yukarıdan bakmak suretiyle kocasını küçümseyebilir. Onun için bu da mühim değil. Soylu olması, paşazade olması, bu da mühim değil. Başka hadis-i şeriflerle Fahri Kainat buyuruyorlar ki, bu 3 nitelik, bu 3 vasıf mühim değil, bunlar geçicidir. En mühim olan nedir? Fazfer bizatiddin. Dindar olan hanımı seç, dindar olanla dikkat et, ahlaklı olanla dikkat et, güzel olmayabilir, ahlakı güzel olsun. Efendim? Malı olmayabilir ama tabiatı iyi olsun. Soylu olmayabilir, dindar olsun. Bütün bu vasıflar geliyor, onun dindar oluşunda birleşiyor. Ahlaklı, edepli, dini salabete sahip, efendisine itaatkar ve çevresine, büyüklerine saygılı olan, hürmetkar olan bir gelin ve bir kızcağızı tercih et buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yoksa muhterem kardeşlerim, nice güzellikler vardır ki ev yıkmıştır, han yıkmıştır, hanuman yıkmıştır. Nice servetliler alınmıştır ki servet aralarının ayrılmasına vesile olmuştur. Nice soylular alınmıştır ki soyundan ve sopundan dolayı efendisini beğenmeyerek aile yuvasının çöküntüsüne vesile olmuştur. Bundan dolayıdır ki İslam ahlaklı, edepli olanı tercih ediyor. Ama her yerde 4 başı mamur olan bulunmaz. Hem dindar olur, hem güzel olur. Hem güzel olur, hem zengin olur. Hem zengin olur, hem soylu olur. 4 tane vasıf da bir arada bulunur. Ha, o nurun ala nur. Onu her yerde bulmak mümkün değil. Her yiğidin kârı da değil. Onun içindir ki Fahri Kainat dolaştırıyor, bir maddede hulâse ediyor. En mühim maddesi ahlaklı, edepli, dinine bağlı ve İslam'a bağlı olan hanımı seç ve onu tercih et buyuruyorlar. Muhterem kardeşlerim, İslam dini bir ailenin evden çıkışını, gelin olup eve gelişini, çocuk doğumundan tutunuz kabre varışına varıncaya kadar bir ailenin bütün temel prensiplerini, bütün sistemleri ortaya koymuş ve açıklamıştır. İslam hiçbir şeyi havada bırakmamıştır. İslam'ın halletmediği hiçbir mesele yoktur. Bu meselelere yaklaşırken İslam'ı bilerek yaklaşmak mecburiyetindeyiz muhterem kardeşlerim. Bazıları sofuluk yaparak, ben evlenmeyeceğim efendim, tesbihini alıp kenara çekilip, inzivaya çekilerek, efendim, ruhbaniyet hayatı yaşamaya isteyenler oluyor, bu yanlıştır. Fahri Kainat buyuruyorlar ki, en nikahu sünneti, femen râribe an sünneti feleyse minni. Nikah benim sünnetimdir. Kim ki benim bu sünnetimi yerine getirmez ve yerine getirmek istemezse benden değildir buyuruyor Fahri Kainat. Tenâkehû tekâserû fe innî ubâhî bikum yevmel kıyâmeh. Evleniniz ve çoğalınız. Öyle çoğalınız ki ruz-i cezada, kıyamette ben sizin çokluğunuzla iftihar ederim buyuruyor Allah Resulü. Evet, evleneceksiniz, çoğalacaksınız
ve Allah Resulü'nün iftihar edeceği bir nesil meydana getireceksiniz. Aziz kardeşlerim, evlenip çoğalmak mesele değil. Mesele evlendikten sonra Allah'ın rızasını hedef alan, İslam'a hadim olan, Kur'an'a bağlı, İslam'a bağlı bir nesil ve bir gençlik, bir evlat yetiştirmek mühimdir. Yoksa sadece evlenip işi bitirmek kafi değil muhterem kardeşlerim. Esasen iş, esasen mesuliyet evlendikten sonra başlıyor. Evlendikten sonra çocuk doğduğu zaman babanın ve annenin vazifesi başlıyor. Ne o? Önce evladına, çocuğuna İslam'a uygun bir isim vereceksin. Metinmiş, Çetinmiş, Gülmüş, Gülistanmış, falanmış, Kezibanmış. Açıyor Kur'an-ı Kerim'i, Anadolu'da bu çok. Kur'an-ı Kerim'i açıyor, bakıyor sayfelere. Hani Rahman suresinde febi eyyi âlâ-i rabbikumâ tükezibân. Ayeti çok geçiyor ya. Ha, burada Kezibân geçiyor, kızının adına Kezibân diye ad koyuyor. Kezibân demek yalancı demek. Ya ama efendim Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun da geçiyor. Firavun'un da adı geçiyor. Yani orada olanın manasını bilmeden nasıl olur da isim konuyor ki? Esma, esma ismin cemidir. Esma demek isimler demek. Ne mana ifade ediyor? Hiçbir şey. Kur'an-ı Kerim açmış orada Esma diye geçiyor. Ondan sonra kızının adını Esma koyuyor. Yanlış muhterem kardeşlerim. En hayırlı isim, en hayırlı isim, eğer oğlan olursa Allah'a izafe edilen isimdir. Abdullah, Abdurrahman, Abdülkerim, Abdülkadir. Allah'ın isimlerle yan yana zikredilen isim delikanlılar için, erkekler için en hayırlı isimdir. Bir, ikinci derecede en hayırlı ismi, isim Peygamberimizin isimleridir. Ahmet, Muhammed, Mustafa gibi isimler çocuklara isim olarak verilmelidir. Bunu çoğaltabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamberlerin isimleri geçiyor. Peygamberlerin isimlerini verebilirsiniz hiçbir şey bilmiyorsanız bile. Ve kızcağızların da isimlerini, peygamberimizin hanımların, peygamberimizin kızlarının, ashab-ı kiramın kızları, ashab-ı kiramın hanımların adlarını arayacaksın, bulacaksın. O isimleri vereceksin. Son güldü, on güldü, bilmem kaç güldü, taştı, topraktı, böyle isim olmaz. Niye olmaz? Evladın baba üzerindeki bir hakkı, birinci hakkı, bir baba ve anne evladına güzel bir isim koyacak. Neden? Ruzi cezada bütün her insan, kadın ve erkek ismiyle çağrılacak. Hazreti Adem'den kıyametin kopuşuna kadar gelecek olan bütün beşeriyetin huzurunda herkes adıyla çağrılacak. Güzel bir isimle çağrılması lazım ruzi cezada. Onun içindir ki taşla toprakla bu iş olmaz. Güzel bir isim koyacak. Ondan sonra çocuk doğdu. Sağ kulağına ezan okuyacaksın. Sol kulağına da kamet yapacaksın. Ve ondan sonra da çocuğun adını koyacaksın. Bir hafta geçince çocuğun saçını tıraş edeceksin. Altın ve gümüşle tartacaksın. Onun karşındaki altın ve gümüş ne kadar geliyorsa onu sadaka olarak vereceksin. Ya paraya çevirip sadaka olarak vereceksin ya o altın ve gümüşü saçın ağırlığı kadar sadaka olarak vereceksin. Ondan sonra baba anne, evet elini sallama, vazife bu. Bunu yapacaksın. Yapmadın mı vazifeni yapmamış olursun, cezayı sen çekersin. Bir çocuk 20 yaşına kadar da olsa akika kurbanı vardır. Erkek olursa 2 koyun. Kız olursa 1, ya 2 koyun ya 2 keçi. Akika kurbanını keseceksin. Akika kurbanını bütün eşini dostunu davet edeceksin. Ve onlarla beraber bu yemeği yiyeceksin, ziyafet vereceksin. Ve böylece bir rivayete göre Şafii mezhebine göre vaciptir. Bizim mezhebe göre müstehaptır. Ve akika kurbanı belki burada duyuyorsunuz, tatbik edenleriz hiç olmamıştır. İslami usuller ve adetler, milli harç ve kültürümüz yıllardan beri terk edildiği için bu yepyeni bir şeymiş gibi konuşuluyor. Ama açınız,
fıkıh kitaplarınızın hepsinde bunları görebilir ve bunların detaylarına inebilirsiniz. Ondan sonra muhterem kardeşlerim, en mühimine, en mühimi, evladınız 7 yaşına geldikten sonra Fahri Kainat'ın bu hadisine kulak vereceksiniz. Muru evladekum bis salah ve hum ebna'u seb'in. Vadribuhum ve hum ebna'u aşrin. Evladınız, çocuğunuz 7 yaşına geldiği zaman o çocuğunuza namaz kılmayı emrediniz. 10 yaşına gelirse çocuğunuz namaz kılmazsa döve 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 çocuğunuzu namaza alıştırınız. Kız olsa da böyle, oğlan olsa da böyle. 10 yaşına geldikleri zaman namaz kılmazlarsa döverek alıştıracaksınız. Ondan sonra 10 yaşına gelen kız çocukla erkek çocuğun odasını, en azından yatağını ayıracaksınız. Küfür aleminde muhterem kardeşlerim, şu Hristiyanlar İslam'ın bu adetini tatbik ediyor da, gelin Müslüman Anadolu'da bir odada babası var, anası var, gelini var, oğlu var, kardeşi var, hepsi bir yerde yatıyor. Bunun İslam'la alakası yok. İslam'da böyle bir tatbikat, böyle bir uygulama yok. 4 kerpiçten bir oda da yapsan, ayıracaksın, onları ayrı yerde yatıracaksın. 10 yaşına gelen kız oğlan bir odada, bir evde, bir yatakta yatamaz. İslam bunu kesinlikle haram kılmıştır. Ayırmayı emretmiştir Allah Resulü. Ahlak buradan başlıyor. Edep buradan başlıyor. Terbiye buradan başlıyor. Uygulama, eğitim buradan başlıyor. Öğretim buradan başlıyor. Ondan sonra bir babaya 15 yaşına, delikanlı oğlan ise tabi delikanlı, kız olursa sıcak bölgelerde 8 ve 9 yaştır. Soğuk bölgelerde bir kızın buluğ çağı 12-14 arasıdır. Buluğ çağına kadar kız ve oğlanın maişeti, rızkı babası üzerinedir, babası üzerine farzdır. Yemesini, içmesini, giyimini temin edecek. Hanımefendinin giyimi, yemesi, içmesi hayatı boyunca kocasına farzdır. Bak, erkekler dikkat edin. Hanımlar ölünceye kadar yemeleri, giymeleri, içmeleri erkeğin üzerine farzdır. Kadın fabrikada çalışamaz. Kadın harmanda çalışamaz. Kadın tarlada çalışamaz. Kadın ot biçmeye gönderilemez. Kadın çalışmaya icbar edilemez. İslam dini kadar kadına hak veren hiçbir dini göremezsiniz. İslam dininin kadına vermiş olduğu hakları hiçbir toplumda, hiçbir dinde, hiçbir cemiyette, en ileri ülkelerde, hiçbir yerde göremezsiniz. Avrupa kadını esir yapmıştır. Kadını erkeğe eşit ilan etmek suretiyle erkek gibi en ağır işlerde kadını Avrupa çalıştırmaktadır. Bu kadın hakları çiğnemekten başka bir şey değildir. Kadın hakkı değil. Kadına hakkı veren İslam'dır. Kadına en geçerli, en yetkili hakkı veren İslam'dır. Bakınız erkekler, dikkat ediniz. Belki kadınlar buradadır diye çekinirsiniz ama İslam'ın esaslarını konuşmaktan kimse çekinmeye hakkı yoktur. Bir kadın kocasının çamaşırını yıkamaya mecbur değil. Bir kadın evi süpürmeye mecbur değil. Bir kadın yemek pişirmeye mecbur değil. Bir kadın, bırakın fabrikalarda, Gavuristan'da, fabrikada Hans'ın yanında çalıştırmak, evde bile çalışmaya mecbur değil. E hocam, peki bu kadın niye geldi buraya? Ne olacak? Ne işi var bunun? Kadın ailenin ikinci reisidir. Arapça ifadesi reise. Birinci reis erkektir. Tabiri caizse dışişleri bakanı erkekse içişleri bakın kadındır. Kadın efendisini kötülükten alıkoymak için vardır bir. Esas mühim olan kadın
beşeriyete hayırlı nesil yetiştirmek içindir. Kadın hiçbir zaman için köle değil. Kadın hiçbir zaman için tahakküm altında tutulamaz. Allah Resulü bizim ölçümüz değil mi? Fahri kainat bize ölçü değil mi? İslam hukuku bizim için kriter değil mi? Ölçü odur. Açın İslam hukukundaki fıkıhlara bakınız. Ayeti Celle'de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve alel estağfirullah ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne. Mevludun leh kim? Çocuk doğuran kadın. Çocuk doğuran hanımın rızkı, giyimi, yiyimi efendisi üzerinedir. Ayeti celile bu. Yemesi de kocasının üzerine, giymesi de kocasının üzerine. Allah Resulü'ne soruyorlar, ya Resulallah, kadınların bizim üzerimizdeki hakkı ne? Veda hutbesini alın okuyunuz. Kadınlar sizin emanetinizdir. Onlara karşı iyi muamele ediniz. Allah tarafından size emanet olarak verilmiştir hanımlar. Onları tahkir etmeyiniz. Onların kusurlarını yüzlerine vurmayınız. Onları katiyen kusurlarından dolayı kınamayınız. Kusuru olsa bile yüzüne vurmayacaksınız buyuruyor. Kim? Allah Resulü'nün emridir bu. Fahri kainat zaman zaman gerekirse kendi elbisesini kendisi yamardı. Evi süpürgeyi alır, Allah Resulü süpürürdü. Gerekirse mutfakta kendi yemeğini Allah Resulü kendisi yapardı. Ve Allah Resulü, muhterem kardeşlerim, Şaban-ı Şerif'in 15. gecesinde Hazreti Ayşe validemizin yatağındayken, ya Ayşe müsaade edersen ben Allah için ibadet etmek istiyorum bu gece. Dikkat et efendi. Ölçü Resulullah'tır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah'ta sizin için güzel örnek vardır. Örneğimiz o. Hacı şaşırabilir. Hoca yoldan çıkabilir. Örnek Allah Resulü'dür. Şaşmayan odur. Neden? O vahy ile müeyyettir. Onu Allah tedip ediyor. Onu Allah-u Zülcelal mürakabe ediyor. O ne getirmişse kendi nefsinden değil, İn huve illa vahyun yuha. Onun getirdiği hepsi vahye dayalıdır. Allah'ın emrine dayalıdır. Ve fahri kainat Hazreti Ayşe validemizden, annemizden müsaade alıyor ve Berat gecesi iki rekat namaz kılıyor, secdeye yatıyor. Secdeye yatıyor, bir daha kalkmıyor. Secde o kadar uzuyor ki, Hazreti Ayşe validemiz endişe ediyor. Acaba Resulullah secdede vefat mı etti diye. Zaman zaman Hazreti Ayşe validemiz gidip gidip geliyor ve elini fahri kainatın ayağına dokunduruyor, parmağına dokunduruyor ki Allah Resulü'nün hayatı devam ediyor, vefat etmemiş. Ama Allah Resulü secdede kendinden geçmiş, istirak içinde. İstirak hali budur. Nihayet Allah Resulü secdeden kalkıyor. Ya Hümeyra! Ya Hümeyra! Hazreti Ayşe validemize fahri kainat latife olarak Hümeyra diye, sarışın diye hitap ederlerdi Allah Resulü. Ve yanına yaklaştılar. Benim durumumdan, hayatımdan endişe mi ettin? Veya kadınlar çok kıskandırır ya, kıskançtırlar ya. Fahri kainatın da hanımları çoktu. Ya Ayşe, ya Hümeyra, öbür hanımların yanına gittiğimden endişeye mi kapıldın yoksa? Hayır ya Resulallah, vallahi ondan dolayı endişeye kapılmadım. Secde çok uzadı da, acaba hayatınıza bir şey mi oldu diye endişe ettim de, onun için gittim geldim ya Resulallah. Fahri kainat buyurdular ki, ya Ayşe bu gece Berat gecesidir. Allah-u Zülcelah, Beni Kelp kabilesinin koyunların tüyleri kadar cehennemden cehennemlik olanları bu gece azat ediyor. Ömürler bu gece tayin ediliyor. Rızıklar bu gece tayin ediliyor. Bu gece mukaddes bir gecedir de onun için secdeyi uzattım buyuruyorlar. Benim söylemek istediğim bu değil. Neyi söylemek istiyorum? Ey sopayı ele alıp yemeğin tuzu niye olmadı, niye yemeğe tuzsuz pişirdin diye kadına sopayla girişen sözde erkek. Allah Resulü ibadet yapmak için
o kadının, o ailenin yatağında bulunmak ailenin hakkı iken nafile namazı kılmak için müsaade istiyor da ondan sonra nafile namaza gidiyor. Neden? Kadın hakkı o kadar mukaddestir ki müsaade almadan yatağını terk edemez. Nafile için, farz için değil. Farz için kadın da kocayı tanımaz, koca da kadını tanımaz. Resulullah'ın nezaketine dikkat edebiliyor musunuz? Fahri kainatın uygulamasına dikkat ediyor musunuz? İnceliği hissedebiliyor musunuz? Bir erkek sofu da olsa, gökte de uçsa, gece seherde kalksa da teheccüd namazı kılsa, gürültü yaparak, lambayı yakarak, şakırtı yaparak hanımını uyandıramaz. Hanımına kalk benim suyumu ısıt, ben efendim bu gece teheccüd kılacağım diyemez. Kadını yatağında rahatsız edemez. Lambayı yakarak onu uyandıramaz. Ama efendim ben teheccüd namazını kılıyorum, iyi bir şey yapıyorsun. İyi şey yapıyorsun, kendine yapıyorsun. Kadın mecbur değil buna. Kadını rahatsız edemezsin. Ancak farz namazı için sabah namazına kalktın mı? Farza kalkmayan kadını kaldıracaksın. Bir defa iyilikle söyleyeceksin. Söyleyemez, kalkmadı. Bir daha söyleyeceksin. Resulullah'ın yaptığı gibi camiye giderken tutup kaldıracaksın, onu namaza dikeceksin. Hah, o zaman erkekliğini göstereceksin. Yoksa nafile ibadetlerle ben teheccüd kılacağım da kalk falan diyemezsin, buna hakkın yok. Niye? İslam kadına bu derece hak tanımıştır da onun için. Peki hocam, sen biraz önce bir şey söyledin ama kafamızı karıştırdın. Şimdi kadın evi süpürmeyecek, yemek pişirmeyecek dediniz. Çocuğa bakmaya da mecbur değil, çocuk emzirmeye de mecbur değil. Süt annesi bulacaksın, emzirteceksin. Erkeklik kolay değil ki, öyle bol keseden erkeklik sopayı alıp kadına yanaşma. Kadını kim olsa döver ya. Eli kolu bağlı yani, kim olsa döver, bir çocuk da döver. Erkeklik kadın dövmek değildir. Kadının haklarına riayet etmek erkekliktir. Kadını fabrikada çalışacaksın, erkeklik taslayacaksın. Kadın sırtında yükü alacak, sen kravatı takacaksın kadının yanına. Ceketi de omuzuna alacaksın, sallana sallana gideceksin ve ondan sonra sen erkek olacaksın. İslam'da böyle bir erkekliğin tarifi yok. Böyle bir erkek tarifi yok muhterem kardeşler. Şimdi ben bunun için söylüyorum. Aile yuvasını bozmak için değil, aile yuvasını yapmak için söylüyorum. Bir kadın, şimdi dikkat ediniz, madalyonun öbür tarafına dikkat ediniz. Bir kadın bunlara mecbur olmadığı halde, bunlara mecbur olmadığı halde evde yemek pişirirse, mecbur olmadığı halde çamaşırı da yıkarsa ki kocasına beğendirmek için bir kadın öyle çaba sarf eder ki benim yıkadığım çamaşırı efendi beğensin diye bir de ütü çeker. Evi öyle güzel tanzim eder ki efendi geldiği zaman rahat etsin diye koltukları gayet güzel bir şekilde temizler. Her taraf pırıl pırıl. Niye? Efendiye beğendirmek için. Onun en büyük saadeti kendisini efendiye beğendirmek. Bunu da yapıyorsa. Mecbur değil ama yapıyor. Çocuğuna da bakıyor. Emziriyor. Ondan sonra karnını doyuruyor. Ahlakını, edebini, terbiyesini de veriyor. Mecbur değil ama bunu da yapıyorsa. Şimdi kocasından korkarak bunları yaparsa kadın hiçbir sevap kazanamaz. Müminler, dikkat ediniz. Bakınız kaynak nedir? Allah Resulü şu hadisi şerifi. İnnemel amalu bin niyat ve innemâ li kulli mri'in mâ nevâ. Ameller niyete bağlıdır. Kişi neye niyet ederse ona gider. Eğer kadın bunları kocasının korkusundan dolayı yapıyorsa, bu niyetle yapıyorsa, yaptığı bu hizmetten sevap alamaz. Ama eğer kadın bunu yaparken şunları, şu kültüre sahip olup, şu vahiy kültürüne sahip olarak bile bile evi süpürüyor, bile bile mecbur olmadığı halde çocuğa bakıyor, bile bile yemeği pişiriyor, çamaşır yıkıyorsa ve biliyorsa ki ben bunu yaparsam Allah'ın rızasını kazanırım ve bunları yaptığı zaman biliyorsa ki, Fahri Kainat'a sordular, hanımlar toplandılar. Dediler ki ya Resulallah, kocalarımız erkekler harbe gidiyorlar, cepheye gidiyorlar. Cephede
Sağdaki hanımlardan çok ses geliyor. Lütfen gürültü yapmayınız. Ya Resulallah, biz bütün kadınları temsilen gelmiş bulunuyoruz. Hanımları temsilen gelmiş bulunuyoruz. Kocalarımız erkekler. Cepheye giderek harp ediyorlar. Kimi kazi olup sevap kazanıyor. Kimi şehit olarak şehadet mertebesini kazanıyor. Ama biz kadınlar evde oturuyoruz. Onların şehadet mertebesini biz tadamıyoruz. Onlar gibi gazi olamıyoruz. Biz evde oturup duruyoruz. Acaba bizim halimiz ne olacak ya Resulallah? Allah Resulü buyurdular ki, evet şu kadınlar seslerini kessinler. Allah Resulü buyurdular ki, ey hatunları temsilen gelen hanım, şunu iyi biliniz ki hanımlar olarak, kadınlar, nisalar taifesi olarak şunu iyi biliniz ki, kocalarınız, kardeşleriniz, babalarınız cephede din için, Kur'an için, İslam için, vatan için, namus için çarpışırlarken, orada onlar şehit olurken, onlar orada gazi olurken, siz de evinizde namusunuzla, iffetinizle çocuklarınıza sahip olur. Kocanızın evine sahip olur. Çocuklarınızın edebiyle, terbiyesiyle meşgul olur. Efendinizin ırz ve namusunu evinizde oturarak koruyacak olursanız, ey hanımlar, ey hatunlar, biliniz ki müjde veriyorum size. Gidin bütün kadınlara söyleyin buyuruyor Allah Resulü. Cephede şehit olan erkeklerin şehadetini evde oturduğunuz halde Allah-u Zülcelal size verecektir. Kocanızın çamaşırını yıkadığınız için, kocanızın çocuğuna baktığınız için, kocanızın evini süpürdüğünüz için, kocanızın yemeğini pişirdiğiniz için ve kocanıza itaat ettiğiniz için Allah-u Zülcelal size cephede şehadet mertebesine ulaşan şehitlerin makamını ve mertebesini verecektir bu Fahri Kainat. Kadınlar, kadınları temsilen gelen hanım sevinerek ayrılıyor ve topluyor bütün Müslüman sahabe-i kiramın hanımlarını ve Allah Resulü'nün müjdesini kendilerine veriyor. Muhterem minler, eğer aile reisi erkek, aile reisesi temeli olan hanımlar İslam'ın bu vahiy kültürüne sahip olarak bilerek hareket ederlerse kocalarının tahakkümünden dolayı değil, kocaların baskısından dolayı değil, Allah rızası için ve şehadet mertebesi kazanmak için çocuklarına bakacaklar. Daha aşkla, daha büyük iştiyakla, daha büyük neşelerle hem evine, hem kocasına, hem çocuklarına, hem de namusuna sahip çıkmak suretiyle hizmetine devam edecektir. Bunu böylece ortaya koymakta fayda vardır. Böylece hanımların kendi mertebelerini bilmelerinde büyük faydalar vardır. Şimdi kocaların kadınlar üzerindeki hakkına geliyoruz. Kocaların, estağfirullah, er-ricalu kavvamuna alennisai bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Cenab-ı Hak Nisa suresinde buyuruyorlar ki, Allah-u Zülcelal erkekleri kadınlar üzerine hakim kılmıştır. Kadınlar ikiye ayrılır buyuruyor ayeti celile. Salihatun kanitat. Ahlaklı, edepli, efendisine itaatkar kadınlar vardır. Hem efendisi evde olsa da olmasa da, evdeki hukukunu kocası olmadığı halde muhafaza eden hanımlar, böyle doğru dürüst itaatkar hanımlar var. Bir de ikinci derecede hanımlar var. Serkeş hanımlar, şerli hanımlar, kocasına karşı hırçın davranan hanımlar. Ayeti celile söylüyor. Ben hanımlara haşa böyle bir şey söylemiyorum. Cenab-ı Hak söylüyor da onun için ben söylüyorum. Ne diyor ayeti celile? Velleti vellati tahafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fe in ata'nakum fela tabghu alayhinna sabila. Eğer bir kadın itaatkarsa mesele yok. Mesele bitmiştir.
Ama bir kadın serkeş ise, bir kadın kocasına karşı şerli davranıyorsa, bir kadın kocasına karşı itaatsızlık yapıyorsa, ayeti celilede Cenab-ı Hak bu kadını uslandırmak için, bu kadını tevhib için, bu kadını terbiye etmek için bir takım prensipler ve bir takım terbiye metotlarını getiriyor İslam. Kur'an-ı Kerim bu tür kadınları terbiye etmek metodunu getiriyor. Metot ne? Metot şu. Fa'izuhunne. Önce itaatsız olan kadını itaata getirmek için o kadınlara vaaz ediniz, öğüt veriniz, nasihat ediniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet. Nasihat çektiniz, öğüt verdiniz. Biraz önce bizim ikaz ettiğimiz gibi, hala seslerin devam ettiği gibi. Nasihat verdiniz, öğüt verdiniz. Yine dırdır devam ediyorsa. Yine dırdır devam ediyorsa. Ondan sonra ne yapacaksınız? Vehcuruhunne fil mezaci. Dırdıra devam eden hanımı odasında, yatağında yalnız bırakacaksınız buyuruyor Allah-u Zülcelal. Kolundan tutup evden çıkararak, haydi babanın evine değil, hadi komşunun evine diye tepmeyi vuramazsın. Nerede? Fa'izuhunne vehcuruhunne fil mezaci. Kendi evinin içerisinde, kendi odasında, kendi yatağında yalnız bırakacaksın. Kadına en büyük hakaret, eğer anlayışı varsa en büyük hakaret o. Odasını ayırdınız mı? Yatağında yalnız bıraktınız mı? Eğer anlayışı varsa en büyük hakaret o. Gerekiyorsa konuşmayı da keseceksiniz. Allah'ın emri bu. Vehcuruhune fil mezaci. Evinde, yatağında yalnız bıraktınız hatunu, hatun dırdıra yine devam ediyor. Yine uslanmıyorsa, öğütten almıyor, odada yalnız kalıyor, almıyor, konuşmayı kestiniz, almıyor. Ondan sonra, ondan sonra erkeklik başlıyor. Ne başlıyor? Vadribuhun. Ondan sonra kadınları dövünüz diyor. Kim söylüyor? Allah-u Zülcelal emrediyor. Senin emrinle olmuyor bu iş. Senin keyfine göre olmuyor. Ama ne zaman kadın öyle ki aile yuvasını bozacak noktaya gelirse bu iş olacak. Ve işe sopadan başlamıyor Cenab-ı Hak. Erkeğe vazife veriyor. Diyor ki önce nasihat edeceksin. Nasihati tutmadı. Odasını bırakacaksın, yatağını terk edeceksin. Konuşmayacaksın. Yine olmadı. Bütün bunları yaptın, olmadı, olmadı. Arkasından vadribuhun, dövünüz. Ama bu ayeti Fahri Kainat Efendimiz tefsir ediyorlar. Vadribuhunne gayre müberrihin. Öyle bizim Anadolu erkeği gibi sopanın kalınını alıp, efendim, beş onluğu ele alıp, he, yere serinceye kadar meydan okumayacaksın. O kadarına müsaade etmiyor Cenab-ı Hak. Ya Fahri Kainat buyuruyorlar ki, vücudunda iz bırakmamak şartıyla döveceksin. Bir yere vurdun, bir daha oraya vurmayacaksın. Değnekle vurmayacaksın, bastonla vurmayacaksın. Hele maşayla, demirle hiç vuramazsın. Elinle vuracaksın. Bir de İbni Abbas Hazretleri diyor ki, Fahri Kainat'ın buradaki tefsiri, kadını dövünüz derken neyle dövecek? Ölçüye dikkat edin erkekler. Namaz kılarken, abdest alırken misvak kullanıyorsunuz ya, o misvakla döveceksin. Hocam, kadın misvakla yola gelir mi Allah aşkına yani? Buradaki dövmeden maksat ne biliyor musunuz? Dövmekten maksat kadını köfteye çevirmek değil. Dövmekten maksat o mahallede o hanımlar arasında şöyle bir söz yayılsın. Ne yayılsın? Ya falan adam hanımını dövmüş. Ama neyle dövmüş? O mühim değil, dövmüş ya. Misvakla dövmüş. Yüzüne vurmayınız diyor. Yüze vurmak katiyen yasak. Ve la tadribil veçhe buyuruyor Fahri Kainat. Kadının katiyen yüzüne vurmayınız. Teninde iz bırakacak dövmeyi şiddetle Allah-u Zülcelal ve Fahri Kainat yasaklıyor. Kalemle veya misvakla döveceksin, adı dövme çıkacak. Mahalledeki kadınlar duyacaklar ki falan adam hanımını dövmüş. Bu psikolojik bir terbiyedir.
Bu ruhi bir tehdittir. Bu psikolojik bir efendim terbiye metodudur. Yoksa döverek elini, kolunu, bacağını kırmak suretiyle dövmek, böyle bir dövmek yoktur İslam'da. Ayetteki dövmenin manası budur. Fahri kainatın yorumu budur. Ve İslam'daki kadın üzerindeki dövmenin tatbikatı budur. Bunun dışında kim kadınların hakkına tecavüz ederse zulüm işlemiş olur. Zulmün cezası biliyorsunuz cehennemdir. O efendi bundan dolayı cehenneme gidebilir. Onun içindir ki kadınlara katiyen zulm edemez bir erkek. Peki erkeğin hanımlar üzerindeki hakkı ne? Fahri Kainat buyuruyorlar ki onlar erkeğin kadın üzerindeki hakkı, kadın kocasının hoşlanmadığı kimseleri eve kabul etmeyecek. Ve kocası müsaade etmeden kadın evinden çıkıp hiçbir yere gitmeyecek. Fahri Kainat, eğer bir gün sahabeden bir tanesi devesine ağır yük vurmuş, devenin sırtı yaralanmış, deve Allah Resulü'ne geldi, adam şikayet etti, ya Resulallah, devem bana itaat etmiyor. Bakınız, hayvanı bile Allah Resulüne itaat etmesi hususunda şikayet ediyorlardı. Peygamberimiz buyurdular ki neden sana itaat etmiyor? Deve ağılına kadar Fahri Kainat sahabi aldı ve ahırın deve ağılının dibinde deve orada duruyordu. Fahri Kainat deveye mucize olarak sordu, niye sahibine itaat etmiyorsun? Deve secdeye geldi, Allah Resulüne gözyaşlarıyla secde etti ve deve hadis-i şerife göre lisan-ı haliyle Allah Resulüne şikayet etti. Ya Resulallah, sahibim beni susuz bırakıyor, sahibim beni bana yem vermiyor ve bana taşıyamayacağım yükü vuruyor ya Resulallah. Sırtım yara ve veredir ya Resulallah diye deve secde etti. Sahibine döndü. Neden hayvanın hakkına tecavüz ediyorsun, hakkını yerine getirmiyorsun? Bundan böyle bu hayvanın hakkına riayet edeceksin, yoksa bu zulümdür. Zulmün cezasının ne olduğunu biliyorsun. Sahabe-i kiram Allah Resulüne devenin secde ettiğini görünce ashab buyurdular ki ya Resulallah, bir hayvan hayvanlığıyla sana secde ediyor. Müsaade edin de biz de sana secde edelim ya Resulallah. Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe-i kirama döndüler, ashabım, vallahi eğer insanların Allah'tan başka kimselere secde etmeleri caiz olsaydı ben kadınların kocalarına secde etmesini emrederdim. Eğer insanların Allah'tan başka varlıklara secde etmeleri caiz olsaydı ben kadınların, hanımların kocalarına secde etmelerini emrederdim. Ama Allah'tan gayrisine secde yapılmaz. Peygamber de olsa, kim olursa olsun secde yalnız ve yalnız Allahü Zülcelal'a revadır. Allahü Zülcelal'a yapılır. Ve bir efendi, bir koca karısına babanın evine gitmeyeceksin dese, 60 sene geçse o hanım kocasının müsaadesi olmadan gidemez. Falan komşuya gitmeyeceksin dese gidemez. Çarşıya, pazara çıkmayacaksın dese çıkamaz. Camiye gitmeyeceksin, gidemez. Kocasının müsaadesi olmazsa nafile oruç tutamaz. Kocasının müsaadesi olmazsa nafile namaz da kılamaz. Kılarsa sevap kazanamaz. Kocasının müsaadesi olmazsa evden fakirlere hiçbir hayır veremez. Ama kendi mihri varsa kendi mihrinden verir, kocası ona karışmaz. Bu derece hanımlar kocalarına itaat edecekler. Şimdi muhterem kardeşlerim, vakit bir hayli ilerledi. Salonun da müddeti bitiyor. Ben şimdi bir ayeti celileyle
hanımlarla ilgili çok mühim bir noktayı, bir ayeti cele dile getirmek istiyorum. Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki, hani asrımızın hatunları görüyoruz. Sokak sokak, cadde cadde ve çeşitli pazarlarda, panayırlarda ve süpermarketlerde gezip duruyorlar. Acaba bir kadın kocasının müsaadesi olsun olmasın, çarşıda, pazarda alışverişe çıkabilir mi, çıkamaz mı? Alışverişi bırakalım. Bir kadın camiye gidip namaz kılabilir mi, kılamaz mı? Şimdi ayeti celle'ye dönüyoruz. Allah-u Zülcelal'in bu hususta Peygamberimizin hanımlarına ve onların şahsında bütün müminlerin hanımlarına hitabesine dikkat ediniz. Estağfirullah. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاَت۪ينَ الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki, ey hanımlar, evinizin köşesinde durunuz, evinizin içinde, evinizin köşesinde oturunuz. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى İslam'dan önceki o müptezel kadınların sokaklarda, caddelerde çıplak bir şekilde, gayrimeşru bir şekilde çarşıyı, pazarı dolaşan hanımlar gibi süslenip sokaklarda, caddelerde süslenerek, kokulanarak, parfümler sürerek gezmeyiniz. Ayetin manası bu. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى İslam'dan önceki cehalet devrindeki hanımlar gibi sokaklarda, caddelerde, pazarlarda süslenerek, püslenerek, parfümler sürerek gezmeyiniz. Hele koku sürenerek bir kadın bir yere çıksa, kokuyu sürünüp, süslenip bir kadın evinden çıkar, erkeklerin yanından geçer de o koku duyulursa, pazarda o koku duyuluyorsa, hele kocasının müsaadesi olmadan çarşıya, pazara o kokuyla süslenerek bir kadın çıkıyorsa, Allah Resulü buyuruyorlar ki, o kadın evden çıkıp, o pazara girip, pazardan evine dönünceye kadar, gökteki melekler, yerdeki ağaçlar, taşlar, o kadına Allah ve Resulullah lanet eder buyuruyor. Gökteki melekler de lanet eder o kadına. Onun için bir kadın kocasına karşı evinin hareminde, evinin haremi isvetinde istediği şekilde süslenebilir, istediği şekilde koku sürünebilir, kocasına evinin içinde güzel görünmek suretiyle, şartıyla ne yapmak istiyorsa yapabilir, ancak bir şeyi yapamaz süs olarak. Neyi yapamaz? Tırnağına oje çalamaz. Kocasına güzel görünmek için eğer dudağına tabaka teşkil etmiyorsa şöyle güzel görünmek için boya da sürebilir ama. Ama eğer o boyanın altına su gidiyorsa, eğer tabaka teşkil ediyorsa onu da süremez. Ama tırnaklarını uzatır veya uzatmadan tırnağına oje sürerse, oje tıbben tabaka teşkil ettiği için o kadının tırnaklarında oje devam ettiği müddetçe o kadının ne abdesti olur ne de guslü olur. Ebediyen pis gezer o kadın. Onun içindir ki tırnaklardaki oje dibine su geçirmez, kına bunun gibi değildir. Kınanın tübben dibine su geçer. İstediği kadar bir kadın kına yakabilir, eline kına sürebilir. Fakat tırnağını oje çalamaz, tabaka teşkil ettiği için altına su gitmez. Demek ki bir kadın ibadetini evinin köşesinde yapacak. O derece ki Allah-u Zülcelal'in emri, evinin salonunda namaz kılarsa az sevap alır. Bak, evin içinde namaz kılıyor. Evinin salonunda kılarsa, herkesin girip çıktığı, evet, odalara nazır olan salonda kılarsa sevabı az. Başka bir odada kılarsa ondan biraz daha fazla sevap kazanır. Kendi yatak odasına çekilir de kendi loş odasında namazını kılarsa daha çok büyük sevap alır.
Fıkıh bunu dahi tespit etmiştir. İslam hukuku bunu dahi tespit etmiştir. Yani bunun manası ne? Kadın ne kadar görünmezse o kadar çok sevap işlemiş olur. Ne kadar görünürse o kadar günah işlemiş olur. Peygamberimizin hanımları baştan ayağa kapalıydı. Bırakınız yüzlerin, ellerin görünmesi, Allah Resulü'nün hanımlarının şöyle heykellerinin görünmesi de haramdı. Heykellerin görünmemesi vacipti. Çünkü onlar için muhadderiyet vardır. Muhadderiyet ne demektir? Şöyle kadın olduğu biliniyorsa peygamberin hanımlarının, müminlerin annelerinin şöyle heykelleri görünüverse, o görüntüyü de Allah-u Zülcelal yasaklamıştır. Müslüman hanımlar da bunu uygularlarsa bir sünneti yerine getirmiş olurlar. Yoksa eğer asır fitne asrı ise, devir fitne devri ise, kadın dar mantoyu giyerek süslü mantolarla gezemez. Efendim amcasının oğluyla, teyzesinin oğluyla, dayısının oğluyla, bilmem falanın oğluyla gelip, dayısının kızı, efendim amcasının kızı, halasının kızı, teyzesinin oğlu bir araya gelip sohbet edemezler. Kat'iyen haramdır ve kat'iyetle zinadır muhterem kardeşlerim. Fahri kainat, اِيَّاكُمْ مَدْدُخُولَ عَلَى النِّسَى فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْاَنْصَارِ اَفَرَيْتَ الْحَمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الْحَمُ الْمَوْتُ buyuruyor Fahri kainat. Ey erkekler! Nikahı düşen bir kadının yanına katiyen girmeyiniz. Bir kadınla bir arada olmayınız. Bundan sizi tahzir ederim, bundan sakınınız. Ensardan biri kalktı, bir erkek, ya Resulallah, Ebu amcamızın oğlu, dayımızın oğlu, amcamızın kızı, dayımızın kızı, bunlar bir araya gelirse elhamu elmevt, onların bir araya gelmesi ölüm gibidir bu defa hikayenin. Onların bir araya gelip kaş kaşa, göz göze, diz dize sohbet etmeleri ölümdür. Manevi hayatı yıkma açısından, aile hayatını yıkma açısından o ölümden farksızdır buyuruyor Allah Resulü. Aile hayatı bu. Peki nasıl olur da efendim komşu komşuya beraberce ziyarete gidiyorsun, ondan sonra komşu hanımıyla sizin hanımefendi ve sizler erkek beraber oturuyorsunuz, ne âlâ memleket sohbet ediyorsunuz. Bunun İslam'da yeri var mı? İslam'la bunun alakası var mı? Bu aynıyla sözü zina, bakışı zina, dinleyişi zina, bu aile sohbetine gidiş, adım atış zina, el ele dokundurma zinadır. Fahri kainat, göz zina eder, el zina eder, kulak zina eder, ayak zina eder ve dil zina eder, o da onun şakasıdır. El zina eder, onun tokalaşmasıdır, el sıkıştırmasıdır. İslam'da bunların katiyen yeri yok. Felaketlerin önüne geçmek istiyorsak, aile yuvalarının yıkılışının önüne geçmek istiyorsak, Müslüman aileler, eğer erkeklik göstermek istiyorsan işte erkeklik. Bunu yapabiliyor musunuz? Aile reisi olarak bunu uygulayabiliyor musunuz? İslam'ın bu sistemini tatbik edebiliyor muyuz? Peki hocam çok sıkıştırdın ama bir arkadaşımız bizim ziyaretimize geldi. Sofra kurulacak, fazla sohbet edecek delikanlımız da yok. Yaşımız da biraz ileriye gitti. Hanımlarımız da örtülü, edepli, terbiyeli. Başka yerde gözleri de yok, buna da inanıyoruz. Bu durumda acaba gelen hanımefendi öbür tarafa geçmiştir ama bizim hatun yaşı da ileri gitmiş. Fitnenin de vakı olması mümkün değil. Şöyle pür tesettür, tam örtülüp sofrayı şöyle yavaşça koyuverse de şöyle sesinin tonunu ciddileştirerek hoş geldiniz diyiverse caiz mi değil mi? Bu kadarı caiz. Ama bu itinayla caizdir. Yılışarak, gülüşerek, tebessüm ederek, edebiyat yapmak suretiyle aman efendim falan diye kırıtarak böyle bir hoş geldin katiyen haramdır. O kadarına müsaade edilmiştir. O kadarına müsaade edilmiştir. Cenab-ı Hak peygamberimizin hanımlarına فَلَا تَخْضَوْنَا فَلَا تَخْضَوْنَا بِالْقَوْلِ. Ey Müslüman, ey peygamber hanımları, onun şahsı, onların şahsında ey Müslüman hanımları, evde telefon çalar çalmaz efendiniz oğlunuz varken telefona koşmayın.
Kapının zili çalar çalmaz hanımefendi sen önce çıkma bir Allah aşkına bir erkek çıksın. Erkek yok, oğlun yok, kardeşin yok. O kapı çalındığı zaman cevap verecek hiç kimse yok o hanımefendiden başka. Hah, o zaman kapıyı şöylece ciddi bir şekilde açacaksın, kapının arkasından soracaksın. Sesinin tonunu ciddileştireceksin. Efendine hitap ettiğin gibi konuşmayacaksın. Senin sesinin tosu tonu ciddi olacak. Ne istiyorsunuz diye gayet kısa ve keskin cümlelerle soruya cevap vereceksin. Telefonsa kimse yoksa telefon alacaksın. Konuşmayı uzatmadan, kırıtmadan, yılışmadan ciddi bir şekilde kısa cümlelerle cevap vereceksin. Bu da zaruretler karşısında olur. Efendi Hazretleri orada oturuyor, hanımefendi kalkıyor telefonla falan erkek zaten cevap veriyor. Kapı açılmıştır falan erkeğe falan hanımefendi cevap. Hayır. Olamaz. Niye olamaz? فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ مَرَزٌ Sözde yılışmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve kalbi bozuk olan bir kimse sizin bu sözünüzü dinler de efendim, başka türlü durumlar meydana gelebilir. Onun için dikkat ediniz. Ayet-i Celle'nin emri bu. İslam'ın emri bu. Sünnet-i Seniyye'nin tatbikatı bu muhterem kardeşlerim. Örtülmeye gelince bazıları devlet radyosundan bile ilan ediliyor. Efendim örtülmeyle ilgili ayet yok, örtülmeyle ilgili hadis yok diye zaman zaman böyle bir takım sualler soruluyor. Yanlış muhterem kardeşlerim. Kadınların örtülmesiyle ilgili ayet açıktır. Ben Arapçasını okuyayım, Türkçesini bayağı siz anlarsınız yani. Tercümesine, maaline bakmadan bir şeyler anlarsınız. Bakınız ne kadar açık. Cenab-ı Hak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyühen nebiyyüm. Ya Türkçe'de kullanıyoruz. Ya. Ey manasında. Nebi ne demek? Rabbin kim? Nebin kim diye kabire sorulmayacak mı? Nebi peygamber demek. Hocam bunu da biliyoruz. Ya eyyühen nebiyyü ne demek? Ey peygamber. Kul li ezvacik. Ezvac zevce demek. Zevce hanım demek. Çoğulu ne? Ezvac. Hanımlarına söyle. Ve benatik. Ey peygamber kızlarına da söyle. Daha sadece kendi kızlarına, kendi hanımlarına mı? Hayır. Ve nisa'il müminin. Müminlerin hanımlarına, nisalarına, kadınlarına da söyle Habibim. Neyi söyle? Yudnine aleyhinne min celabibihin. İç çamaşırlarının üzerine gelecek şekilde dıştan bütün vücutlarını kapsayacak bol bir elbiseyi giysinler kadın. Cilbap, cilbap. Anadolu'da cilbabımı getir derler. Cilbap bu celabipten geliyor. Bu ayetten alınma. Arapçadır. Celabip, cilbabın cemi. Siz buna ferace deyin. Siz buna çarşaf deyiniz. Siz buna kadının vücut hatlarını göstermeyecek süsten uzak geniş bir mantu deyiniz. Ne derseniz deyiniz. Mühim olan kadını başka erkeklere karşı cazibeni göstermeyecek, başka erkeklerin dikkatini çekmeyecek geniş bir elbiseyi iç çamaşırlarının üzerine gelecek şekilde giymeleridir. Mantoyu diktiriyorsun, omuzun görünüyor, kolun bilmem şeyleri görünüyor, göğsü dışarıda, böyle bir manto tesettür olmaz. Mantoyu dikmişsin, uzatmışsın, diz kapağından biraz aşağıya gelmiş, ondan sonra da siyah bir çorap, renkli bir çorap, ten rengi çorap değil de efendim, ben renkli çorap giydim de onu, hayır. Ayağının kuturunun görünmesi haram olması bakımından kafidir. İstersen keçeden çorap giy. Ayağının görüntüsü mühimdir. Senin giydiğin manto, giydiğin çarşaf, giydiğin ferace ayakkabının üzerine dökülecek inciklerini dahi göstermeyecek.
Ayetten çıkan mana bu. Ayetin ifade ettiği mana bu. İslam'daki tesettür bu. İslam'daki örtünme bu. Hani? Örtünmeyle ilgili ayet yoktu. Var. Daha çok ayetler var da ben fazla gitmek istemiyorum. Bir tanesiyle yetinmek istiyorum. Allah-u Zülcelal, muhterem kardeşlerim, 20. asrın fitnesi içerisinde hanımlarımıza gerçek manada İslam'ın emrettiği şekilde tesettürü nasip ve mukadder eylesin. Hocam sen bir sual sordun da cevap vermedin. Kadınlar camiye gidebilir mi gidemez mi dedin de orada kaldı. Ha, ona da cevap verelim. Sokağa, pazara, çarşıya çıkmayacaksınız ama evinizde olacaksınız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki evde tembel tembel oturmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Akimne salah. Namazınızı kılacaksınız. Daha ve atine zeka. Zekatınızı da vereceksiniz. Yalnız o mu? Hayır. Ve atine Allah'a ve Resul'e. Ey hanımlar, kadınlar, Allah'a ve Resulullah'a da itaat edeceksiniz. Ha. Bunları yapacaksınız, evinizde oturacaksınız. Camiye gidebilir mi, gidemez mi? Vaaz dinlemeye gidebilir mi? Salona gelebilir mi, gelemez mi? Fahri kainatın devrindeki tatbikat şu. Ben fıkıhtaki durumunu söyleyeyim. Bugünkü yorumu da beraberce yine yapalım. Ve noktalayalım. Fahri kainatın zamanında yaşlı kadınlar yatsı ve sabah namazlarına gelirlerdi. En geri saflarda namaz kılarlardı. Neden böyle oluyor diye fıkıh gerekçe gösteriyor. Karanlıkta fitne az olur da onun için yatsı namazına müsaade edilmiş. Karanlıkta fitne az olur da onun için sabah namazına müsaade edilmiş. Gündüz gözüyle allanarak pullanarak camiye gelirse haramdır, caiz değil. Caiz değil. Nedir? İbadet yeri evinin köşesidir, orada yapacak ibadetini. Ama hocam sen bunu güzel söyledin. İslam fıkhında şöyle bir tolerans var. Şöyle bir müsaade. Şöyle bir yorum getirip noktalıyoruz. Asır öyle bir asır ki koca dediğiniz erkek dini kültürden, vahiy kültüründen mahrum. Kendisi namaz nasıl kılır bilmiyor. Oruç nasıl tutulur erkek bilmiyor. Ve kılmıyor da tutmuyor da. Efendim? Anne de bilmiyor. Peki bu kadına kim İslam'ı öğretecek? Böyle bir sıkıntı varsa, böyle bir sıkıntı varsa, o kadının mutlaka gidip bir hanım varsa, bir hanım varsa en doğrusu hanımların, hanımları dinleyerek İslami bilgileri, İslami kültürü öğrenmeleri lazım. Ama asır öyle bir kısır bir asır ki, öyle bir devir ki hanım yetişmemiş. Vaizde hanımlar yok. Erkek konuşuyor, bir hoca efendi konuşuyor. Caiz olmamakla beraber perde arkasından hoparlörle kadınlar da başka bir yere toplanıyorlarsa böyle vicahi değil, karşı karşıya gelerek erkek hoca efendiyle beraber konuşmak yok. Şöyle bir kenarda tesettürüne, örtüsüne tam bürünmüş, yılışmadan, dedikodu yapmadan, kırıştırmadan, ayaklarının nalçalarını yere vurmadan, erkeklerin dikkatini çekmeden edeple gelir şöyle geride dururlarsa, hoparlörden hoca efendi ne diyor diye merak ederek dinlerlerse, bu kadarına 20. asırda zaruret olduğu için müsaade edilir. Zaruret olduğu için başka türlü öğrenmesi mümkün değil. Bunun mektebi yok, öğretecek hanımlar yok, bunun kursu açılmamış, devlet millet bunu temin edememişse hanım ne yapsın? Mecburen gidip dinleyecek, bir şeyler öğrenecekse gelip oturacak ama dedikodu yapmayacak. Hoca efendi konuşurken o oturup orada sohbet etmeyecek. Hoca efendi konuşurken o başka şeyleri konuşursa buraya geleceği yerde evinden hiç çıkmasa ondan daha çok iyi olur. Onun içindir ki muhterem kardeşlerim, İslam'ı çok iyi bilmeye, İslami kriterleri ve ölçüleri çok iyi anlamaya ve anladıktan sonra İslami verilere ve esaslara göre hayatımızı, aile hayatımızı, evimizin düzenini, aile nizamımızı buna göre ayarlayıp ve buna göre devam ettirmeliyiz. Böyle içkisiz, viskisiz, danssız, cazsız, şöylece vaaz-ı nasihatlerle, Kur'an-ı Kerimler okumak suretiyle düğün yapılır ve böyle bir düğünden sonra da
İslami esaslara riayet edilmek suretiyle böyle bir nikah yapılırsa, ondan sonra muhterem kardeşlerim, doğacak olan o nesil işte Asım'ın nesli olacaktır. O nesil hakkın hakimiyetine o nesille gidilir. O nesilden hayır çıkar. O nesil babasına itaat eder. Annesine hürmet eder. Milletine, memleketine, cennet vatanına hizmet eder. Ve Allah nizamının hakimiyeti için elinden ne geliyorsa yapar ve yapacaktır inşallah. Cenab-ı Hak, muhterem kardeşlerim, İslam şuuruna ermeyi nasip etsin. İslam'ı iyi öğrenmeyi nasip ve mukadder eylesin. Peygamberimizin erkeklere bir hitabı var. Onu okuyor ve konuşmamı bitirmek istiyorum. Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki İffu an nisa'in nas ta'iffe nisa'ukum. Ey delikanlılar, ey erkekler, başkasının ırz ve namusu hususunda başkalarının hanımlarına karşı namuslu ve iffetli olun. Kime söylüyor Allah Resulü? Delikanlılara, erkeklere söylüyor. Ey delikanlılar, şebabet devrini yaşayan erkekler, başkasının kadınlarına, kızlarına, hanımlarına karşı iffetinizi takınınız. Taiffe nisaukum. Böyle yaparsanız sizin hanımlarınız, sizin kızlarınız da başka erkeklere karşı iffetli ve namuslu olurlar. İnceliği anlıyor musunuz erkekler? Siz eğer erkek olarak erkekliğinizi muhafaza etmez, namusunuza sahip çıkmaz, iffetli davranmazsanız, mefhumu muhalifi şudur: sizin hanımlarınız, sizin kızlarınız da başkalarına karşı kendilerini koruyamazlar. Allah Resulü'nün getirdiği ölçü bu. Allah Resulü'nün ortaya koyduğu esas bu. İffu an nisa'in nas ta'iffe nisa'ukum. Ben Konya'da 10 sene kaldım. İlahiyat fakültesini Konya'da bitirdim. Aziz kardeşlerim, Konya'nın ileri gelen hoca efendi arkadaşlarımızdan biri bir örnek vermişti. O örneği veriyor ve ondan sonra kesiyorum. Sarraf bir delikanlı, sarraf bir erkek. Altın satıyor, gümüş satıyor. Kadınlar tabii günümüzde olduğu gibi o günde gidip altın, gümüş, bilezik, gerdanlık alan hanımlar gibi. Kadın mesture, örtülü. Çobanı var, çiftçisi var. Ama kadın çobanından hürmet görüyor. Çiftçisinden hürmet görüyor. Hiçbir gün çiftçisi çobanı hanımla şöyle yan bir bakışta bulunmuyor. Çiftçi işinde, çoban işinde, hanım evinde. Günün birinde. Hanım dışarıya çıkıyor bir ihtiyaç için. Çiftçisi, hizmetçisi, hizmetkarı diyelim. Bizim orada çiftçi derler. Kadına şöyle yan gözle, can alıcı noktalarla bakmaya başlıyor. Arzu ve kötü bir niyetle, iştiyakla kadına bakıyor. Alıcı gözle bakınca kadın hemen çekiliyor, eve kaçıyor, ondan sonra ağlamaya başlıyor. Ağlıyor, ağlıyor. Kocası akşam geliyor. Kocası sarraf. Altın, gümüş satıyor. Abdestli, namazlı, namusuna sahip, edepli bir insan. Efendi eve geliyor, hanım rahatsız. Gözyaşlarını siliyor, efendinin yakasına yapışıyor. Bu olan bir tatbikat, bir uygulama. Bir realite. Hadis-i şerifin bu cümlesini izah eden, yorum getiren bir tatbikat, bir sahne.
Efendi diyor. Sen bugün kimin hanımına baktın? Doğru söyledin. Sen bugün kimin kızına ve geline baktın? Allah rızası için seni yemine veriyorum, söyle diyor. Adam şaşırıyor. Hanım sen deli mi oldun diyor. Bu ne biçim sualdir? Bu nereden aklına geldi senin? Bugüne kadar böyle bir şey yoktu. Bu sen bugün bunu nereden çıkarttın diyor. Hayır doğru söyle diyor. Gözyaşları devam ediyor. Bugüne kadar benim çobanım, benim çiftçim iştiyakla dönüp bana meyledip bakmamıştı. Bugün çiftçim benim yüzüme alıcı nazarlarla baktı. Mutlaka sen başkasının hanımına baktın ki bu çiftçi de bana baktı. Kadının imanına, iffetine, namusuna bakınız. Efendi tevil etmeye çalışıyor. Yorumlamaya gayret ediyor. Dolambaçlı yollardan kadın yakasını bırakmıyor. Bakıyor ki çare yok. Diyor ki hanım, ne yalan söyleyeyim. Bugüne kadar sarraf olarak hiçbir kadının elinden tutmadım. Hiçbir kadının parmağına yüzük takmadım. Hiçbir kadının bileğine bilezik takmadım. Hiçbir kadının kulağına küpe takmadım. Hiçbir kadının boğazına gerdanlık takmadım. Ama bugün hasna ve müstesna güzellikte bir kadın geldi. Dayanamadım, koluna bileziği taktım diyor hanım. Tabii kalbim bozularak taktım bunu diyor. Ondan sonra beraber ağlaşıyorlar, ağlaşıyorlar ve oturuyorlar güzelce bir Allahü Zülcelal'a tevbe istiğfar ediyorlar ve ondan sonra çiftçisi, çobanı yine bakmaz oluyor. Aynı namus, aynı iffet devam ediyor. Hadis-i şerif ne buyuruyordu? اِفْفُ عَنْ تِسَاءِ النَّاسِ تَعِفْ وَنِسَاءُكُمْ Erkek olarak başkalarının hanımlarına karşı siz namuslu olun ki başkaları da sizin hanımlarınıza, sizin kız kardeşlerinize ve sizin namusunuza karşı namuslarını takınsınlar. Men dakka dukka, başkasının kapısını iğneyle çalarsan, başkası senin kapını tokmakla çalar. Ecdadın söylediği atasözü, men dakka dukka buradan gelmektedir. Öyleyse erkek erkekliğini bilecek, hanım hanımlığını bilecek, erkek vazifesini yerine getirecek, hanım da vazifesini yerine getirecek ve erkek hanımına dinini öğretecek, farzdır. Kadının dinini öğrenmesi...